Kendimi öldürmeye kalktım. Bu cümleleri kuran genç kadını intiharın eşine getiren geçirdiği estetik operasyonlar. 2 yıl önce bir doktora güvendi ve aynı anda karın germe, göğüs eti, estetiği ve bişektomi operasyonu için bıçak altına yattı. Ama güzelleşmek isterken hayatı birden kabusa döndü ve onun tabiriyle insan içine çıkamaz hale geldi. Onu aynalara küstüren doktorsa kayıp. Ayakta kalkacak şu anda durumum yok zaten. Maddi, manevi, psikolojik sorunlar yaşıyorum. Ve şu anda kendimi öldürmeye bile kalktığım gün oldu. Aslında sadece daha güzel görünmek istemişti. Ve çareyi estetikte buldu. Özel bir hastanede karın germe ve göğüs estetik ameliyatı yaptırdı. Yaptırmasına ama bin pişman oldu. Çünkü sonuç hiç de beklediği gibi olmadı. Aynalar onun korkulu rüyası haline geldi. 2 senedir bu ameliyatlar yüzünden çok sıkıntılar yaşıyorum. Ve çok pişmanım şu anda. İstanbul'da yaşayan genç kadın 2 yıl önce estetik ameliyat olmak için bıçak altına yattı ve 7 saat içerisinde karın germe, göğüs estetiği ve bişektomi operasyonu geçirdi. İşte ne olduysa da bundan sonra oldu. Karın germemde sıkıntılar, keloid diyen bir hastalık oluştu. Yani operasyonun yapıldığı bölgede istenmeyen doku yapıları oluştu. Bu yüzden de genç kadın şimdi ne eğilebiliyor ne de bir şey kaldırabiliyor. Gece uyumama, kendimi de dik tutamıyorum. Eğilerek geziyorum. Fazla yemek yediğimde rahatsızlıklar yaşıyorum. Üstelik göğüs estetiği sonrası da işler istendiği gibi gitmedi. Yaptığı ameliyat şu anda beni kabus yaşatıyor. Ve enfeksiye kapmışım. Uzun dudağım, kendi halime acıyorum. Ve bişektomi ameliyatı. Yüzüm yuvarlak olduğu için yüzüm daha da ince olmasını istediğim için yüzümden yağ aldırma ameliyatı, yani bişektomi ameliyatı oldum. Ama o operasyondan sonra yanağa enfeksiyon kaptı. Kendi imkanlarıyla, ilaçlarla işte sadece bu kadar iyileştirebildi. Bazı bir mezoterapi uygulamaları yaptım. Dokum iyileşmesi için sürekli masaj şeylerine gittim. Sürekli makyajlarla kendimi düzeltmeye çalışıyorum ama gerçek yüzümü gördüğümde tabii ki mutsuzum. Tüm bunların sorumlusu olduğu iddia edilen doktorsa ortalarda yok. Geçer, sabır et ama 2 senedir geçmiyor. Bir doktor tanıdığını numarasını attı, ortada kendisi kayıp. Cezasını çekmesi lazım. Açılacak dava ve sonuna kadar gideceğim.